Merhaba. Selamlar. Bilinç Okuru Astroloji Haber Merkezi'nden 2014 yılı Gökyüzü Hareketleri programına hoş geldiniz. Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Bilinç Okuru Astroloji ekibi olarak sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili Demet, neler var neler yok. Gökyüzü ilginç bir durumda. Venüs'ün Mars'ın pozisyonları ilginç. Büyük gezegen hareketleri var ve 2014 yılı bazılarımıza çok mükemmel olaylar ve kavramları getirirken bazılarımızın hayatında da gerçekten damga vuracak olaylara sebebiyet verecek. Ne düşünüyorsun? Evet, 2014 yılı çok hareketli, özel bir yıl. Dediğiniz gibi bazı zamanlarda çok zorlayıcı etkiler var gökyüzünde. Evet. Yıl geneline baktığımızda bu yılda 4 tane önemli tutulma yaşayacağız. Bunlar birincisi 15 Nisan'da 25 derece terazi burcunda olacak. Artık bir de düğümler dikkat ediyorsan terazi evet, koç aksına kayıyor. Terazi koça doğru kayıyor artık. Artık boğa akrep kasbından kurtulmaya başlıyoruz. Bu dünya üzerindeki finansal olayları, finansal sorunları bunları temsil ediyordu. İşte en son Euro bölgesiyle ilgili bazı değişiklikler oldu. Bu artık 29 Nisan boğa burcundaki güneş tutulmasıyla beraber 9 yıl boyunca boğa akrep kasbından uzaklaşıyoruz. Ama bu 2014'te finansal bir kriz olmayacak anlamına gelmez. Hatta 2014 yılının ekonomik ve finansal anlamda çok da bunalımlı geçmesine sebebiyet verecekler. Çünkü tutulma sonları ve tutulma başlangıçlarında kriz ve kriz yönetimleri çok fazlasıyla olur. Şimdi tutulmalarımız 4 tane. 4 tane. 15 Nisan'da 25 derece terazi burcunda ay tutulmasıyla başlayacağız. 29 Nisan'da 8 derece boğa burcunda güneş tutulması olacak. Ve sonbaharda 8 Ekim'de yine koç burcunda 15 derece koç burcunda ay tutulması. 23 Ekim'de de 0 derece akrep burcunda güneş tutulmasıyla yılı tamamlayacağız. Doğum günleri 15 Nisan 4 gün önce ve 4 gün sonra, 29 Nisan 4 gün önce ve 4 gün sonra, 8 Ekim 4 gün önce ve 4 gün sonra, 23 Ekim 4 gün önce ve 4 gün sonra doğan arkadaşlarımız bu yıl hayatlarında olumlu, bazılarında da doğum haritalarındaki gezegen yerleşimleri sebebiyle olumsuz dönemler yaşayabilirler. Bu dönemlerde doğan arkadaşlarımızın aylık yorumlarımızı, günlük burç yorumlarımızı ve Bilinç Okulu Astroloji ekibinin siz dostlarımıza sağlamış olduğu astroloji ile ilgili bilgileri daha da dikkatli takip etmeleri gerekmekte. Çünkü tutulmalar doğum günü yakınına düştüğü takdirde bir kişinin hayatında çok önemli değişmeleri gösteren. Tüm yılı etkiliyor zaten. Tabii ki. Tüm yılı etkiliyor. Bir de tutulma dönemi. Evet. Mesela tutulma esnasında süren, mesela şu 23 Ekim akrep burcundaki güneş tutulması 0 derece akrep. Aslında bu tutulma yaklaşık olarak 2 yıl boyunca etkisini sürdürüyor. Evet. Tutulmalar aslında içte geçmiş halkalar gibi çalışıyor. Evet. Bazı tutulmaların etkileri çok uzun sürebiliyor. Mesela geçtiğimiz bu 2013'ün 3 Kasım tutulması hızlı bir tutulma. 10 ay etkili. Evet. 10 ay etkili ama 2014 yılı tutulmaları 2014 yılında başlayan olaylar, kavramlar olumlu ve olumsuz. Bunların 2015 hatta 2016'ya da sarkacağını gösteren bir döngü. Evet. Başka nelerimiz var? Evet, yılı incelerken tabii ki gezegen değişimlerini incelememiz gerekiyor. En başta şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter'e bakalım. 17 Temmuz'a kadar Jüpiter Yengeç burcundaki seyrini sürdürecek ve su grubu burçlar Yengeç, Akrep ve Balıklar için şanslı fırsatlar vermeye devam edecek. Tabii ki daha şanslı, daha fırsatları doğru değerlendirebilecekleri, daha yaşamlarıyla ilgili imkanların olabileceği bir döngü. Çünkü bu sefer Jüpiter düzgün geldi sevgili Demet. Evet. Satürn'den trineyle geldi. Neptün'den trineyle geldi. Evet. Yani su grupları, Yengeçler, Akrepler, Balıklar. Hatta bir kısım toprak grupları da boğalar çok etkileniyor bu işten. Arkasından başaklar ve oğlaklar da çok olumlu. Hatta yükselen burçları bu grupta olanlar mesela kişi kova burcudur ama kova özelliği göstermeyebilir. Çünkü astroloji aslında derin bir gökbilim. Psikolojik olarak ve sosyolojik olarak insan ırkına nasıl etkilediğini gökyüzünün gösteren elimizdeki tek matematiksel matriksel çalışma. Şimdi o zaman şu var, yükselen burçları bu gruplarda olanlar da daha olumlu olaylar yaşayabilirler diyebiliriz. Ama gene de doğum haritaları önemli. Kesinlikle. Benim size tavsiyem
Yıllık burç yorumlarını çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz, yıllık burç yorumlarında bunlarla ilgili detaylar vereceğiz ve bir de sırf sizlere özel yılın önemli şanslı ve şanssız dönemlerini açıklayan bazı videolarımız olacak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz saygılarımla. Hoşça kalın. Güle güle.